MCS Çakmak Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketi 2007 yılında kurularak sektörde yerini almıştır. Firma Türkiye'nin ilk çocuk kilitli çakmağı ve 110 derece sıcaklığa dayanıklı çakmak üretimleriyle sektörde ön plana çıkmaktadır. MCS Çakmak Genel Müdürü Metin Yavuz'dan bilgiler aldık. 1996 yılında çakmak sektörüne girmişim. Genelde ithal çakmakların ithalatını yaparak sektöre girdim. Türkiye'de niye çakmak üretemiyoruz? Tek bir yerli üretici olduğunu fark ettik. Biz de bu çakmak konusunda 2007 yılında MCS Çakmağı kurarak çakmak üretimine başladık. Türkiye'nin ilk çocuk kilitli çakmağını ürettik. Dünyanın ilk 3D çakmağını ürettik. Ve Türkiye'de şu anda 110 derece sıcaklığa dayanıklı ilk kom poliksi metilenle çakmak üretimine başlamış bulunmaktayız. Metin Yavuz konuşmasında üretmiş oldukları çakmakların güvenilirliğini vurguladı. Şimdi yeni sistemin farkı şu, biliyorsunuz gaz ortam sıcak olduğu noktada 1 derece sıcaklıkta çakmak tüpünün içindeki gaz 4 kat artar. Ve bu diş gövdenin sağlam olması gerekiyor. Yani 1 derece sıcaklıkta 4 kat basınç atınca kimileri biliyorsunuz torpido gözünde çakmağı unutur, infilak eder, patlar veya yangın çıkmasına sebep olur. Bizim bu üretmiş olduğumuz yeni model çakmak bu tür kazalara karşı mümkün değildir. Çakmağımızı duvara bile fırlatabilirsiniz. Evet. Unuttuğunuz zaman herhangi bir sorun yaşamanız mümkün değil. Evet. Yani bu Türkiye'de ilk defa üretildi. Bu konuda Avrupa'da bu konuda yapılan üretim var ama Türkiye'de ilk defa bunu biz ürettik. Firma çakmak üretimlerinde dünya standardını Türkiye'de uygulamaktadır. 1 Ocak 2007'de Avrupa'da zorunlu oluyor N38-69 standardı. Ama Türkiye'de şu anda N38-69 standardına uyan tek çakmağı biz ürettik. Ama bu tüketici tarafından bilinmiyor. Hatta KOSGEB'e bir gün gittiğimde bunu anlattığımda çocukken çakmaktan ötürü baldırlarının yanmış olduğu bir memurumuza karşılaştık ve çok hoşuna gitti, tebrik etti. Bu konuda hani çocuk çakmaktan oynarken ev yangına sebep verebilir, bu tür tehlikeli şeyler arz edebilir. Hani biz bu bir standarttı, dünya standardı, bu standartı Türkiye'ye getirmek istedik ve getirdik. Metin Yavuz ayrıca sektöre kaçak yolla giren çakmaklarla ilgili görüşlerini dile getirdi. 2009-7 sayılı sınır ticareti tebliğiyle birlikte yürürlüğe girmesi kaçak çakmağın piyasaya arzı ciddi anlamda artmıştır. Pazarın yaklaşık %98'i kaçak çakmak bulunduğu oluşmuştur. Yani bu izinsiz girdiği için emniyetsiz çakmak. Bir de bu tür çakmakta marka yazma zorunluluğu olmadığı için büyük kurumsal firmalara, başta sigara firmaları olmak üzere plastik manyetolu çakmak, taşlı çakmak diye fatura ediliyor. Marka yazılmadığı için bir nevi aklanmıyor. Yani çakmağın, kaçak çakmağın aklanması da sebep oluyor. Bu da gelir vergisinden de, bu şekilde gelir vergisinden de devlet kayıtlı oluşuyor. Yani kısaca burada bir kayıt dışı ekranı oluşuyor değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, yani 150 milyon adet çakmak tahmin ediyoruz. 50 milyon civarındaki sigara firmasından dağıtıldığını, büyük firmalar tarafından dağıtılan tespitlerin yapıldı. Yani birçok yerde, kim tarafından, noktalarda, bilmemesine yaptık tespitlerini. Yaklaşık şunu söyleyeyim, yani baştan dumping vergisinden şeye kadar yukarı çıkarsa bunun yaklaşık 30 milyon TL civarında yıllık bir vergi kaçağına sebep olmuştur. MCS Çakmak ayrıca fason oyuncak üretimi de yapmaktadır. Yumurta şimdi işin tuhaf, hani bir üreticinin fason, şimdi kalyo ya biz bunu yumurta yapacağız. Kalyo bilinen bir karakter. Bu fason, onun işin fasonculuğunu yapacağız. Metin Yavuz ayrıca kaçak yolla pazara giren çakmaklarla ilgili çözüm önerilerinde bulundu. Kendi sektörümle ilgili ilk başta çakmakta marka faturalarda marka yazma zorunluluğu gelmesini talep ediyoruz. Bunun kontrol edilebilmesi, yani malın gerçek mi değil mi, kaçak yoldan girip girmediğini tespiti amacıyla takip edilmesi. Bugün söylediğim gibi birçok kişinin içinde laylon fatura mevcuttur ve olacaktır. Eğer çakmakta marka yazma zorunluluğu getirilirse
toptancı ve üretici için. Anladım. Gelirse bundan hoşnut olacağız. Yani bizim rekabet etme, şimdi haksız rekabeti de ortadan kaldırmak için bir etken olacaktır. Metin Yavuz son olarak 110 derece sıcaklığa dayanan çakmakları hakkında detaylı bilgiler verdi. Şu anda elimde BIP marka bir çakmağımız var. KOM'dan belirtmiş olduğumuz bir ürün. Bu 110 derece sıcaklığa dayanıklı olan bir ürünümüz. Bunun rakiplerine olan en büyük şey, bunu torpido gözüne bırakıp veya şunu söyleyeyim, hani kamuoyuna açık, bunu patlatabilen olursa, olabilirse 10 bin dolar vermeyi taahhüt ediyorum.